Bina Genel Sınav 2021 birinci soru. Hangisi ismi fail yapısında değildir? İsmi fail nedir? Sonuncu kelimenin bir sağı esre olan kelimedir. Mübtesimun, ibtiseme, yebtesimu, ibtisamun, mübtesimun. İftale, yeftailu, iftialun, müftailun. İftal babından ismi faildir. İlk verdiğim bilgiye dayanarak hemen çözülebilir. Bak, sonuncu harfin bir sağı sindir, esre var. B şıkkı, sonuncu harfin bir sağı mimdir, esreli. C şıkkı, sonuncu harfin bir sağı mim, o da esreli. Mesela Edirne'ye bak, sonuncu harfin bir sağı mim, fethalı. Demek ki bu ismi fail değil. Yani sadece bunu bilmek yeterli. Sonuncu harfin bir sağı esre ise o ismi faildir. Esre değilse ismi fail değildir. Bu bilgi seni direkt Edirne'ye götürür. Değerlerini okumana bile gerek yok. Sonuncu harfin bir sağına bakarak hemen çözebilirsin. Bu soru 5-10 saniyede çözülecek bir soruydu. Bab sayısı kaç? Hamsetun ve selasune baben. 35. 3. Mücerret bablarının vezinleri sadece mazi ve muzari verilirken mezitlerde niye öyle yapılmamış? Mezit babların mastarları sülasi gibi semai değil ki, farklı farklı değil ki, sabittir. O yüzden verilmiştir. Yani mücerretlerde niye verilmiyor? Mesela nasara yen soru. Feale yef'ulü diyor. Mastarı için fe'lun diyemiyor ama. Çünkü mastarı garimimi mücerret altı babda farklı farklı olabiliyordu. Oysa ki mezitlerde sabittir, standarttır. Bundan ötürü onların mastarları verilmiş. C şıkkı. Yani ifal babının mastarı her zaman if'alun. Tefirinki her zaman tef'ilun. Değil mi? Teksirun. Hep standart gelir. Ama mücerret altı babta hep aynı gelmez. Sözlüğe bakman lazım mastarı neymiş diye. 4. Mücerret bablardan sadece lazım olan 5'tir, değil mi? Bursa. Soru 5. Hangi bilgi doğru? Mücerret asli harfli demek. Evet. Ek harf almamış. Doğru. Mezit ek harf almış demek. Evet. Asıl olmayan harf içeriyor. Doğru. Adana doğru. Gerisi yanlış. 6. Humasi bablar kaç tanedir? Sülasi mezit kendi içerisinde 3'e ayrılıyor, değil mi? Rubai, humasi ve südasi olarak. İşte humasi olan, yani 5 harfli olan fiiller. Yani orijinal 3, zait 2 harf. Orijinal 3 harfli olan bir fiile 2 tane harf katmışlar. 5 harfli olmuş. Bunlar adet olarak ne kadar? Sizlerle bu tabloyu paylaşmış idik. Videoda vardı bu. Tek harf ilaveyle meydana gelen ki sülasinin rubaisi denir. 3 baptı. 2 harf ilaveyle meydana gelen ki bu da humasi baplardır. 5 tanedir. Humasi 5'li demek ve kendisi de 5 bab içerir. Cevap ortadaki yani. O zaman diyebilirsin ki Ceyhan. Südasi bablar kaç tane ek harf almaktadır? Südasi bab ne demek? Az önce geçti. Südasi bablar bak burada. 3 harf ilave ile meydana gelir. Tabloda var zaten. 4 tane babtır. 3 harf ilave ile meydana gelir. Ceyhan. Südasi altılı demek. 6 harfli fiil demek. Değil mi? Bir fiil, bir sülasi mücerret zaten 3 harflidir. Ona 3 daha eklersen 6 harfli olur. Zaten südasi altılı demek. Ceyhan. 8. Alime diyor. Faale kalıbını aktar öncelikle. Ne olması lazım? Alleme. Hepsi alleme. Tamam. Mazi doğru. Muzari alleme. Yuallimu. A şıkkı yanlış. Bak, yuallimu diyorum ben. Bu ye yapmış. Ya'ya fetha vermiş. Adana'yı eledim. Gerisi hep yuallimu. 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 Evet. Burası doğru. Muzarilerde tamamız. Emre geldik. İ'lem olmaz ki, o alime ya'lemu i'lem olur. Bursa'yı emri hazırda eledim. Geriye 3 şıkkım kaldı. Allim, Ceyhan doğru. Allim, bu da doğru. Edirne'yi de eliyorsun çünkü ullim yapmış. Ayında zamme yazmış, yanlış. O zaman Ceyhan ile Denizli kaldı. Onu da mastar da edeceksin artık. Mastarı ne gelir? Alleme yuallimu ta'limun. Mastarlar aynı. Demek ki bir şeyi gözden kaçırdık. O da nedir? Şuraya emri hazıra biraz daha yakından bakmak lazımmış. O da neymiş? Ceyhan da allim lamın kesresiyle. Denizli de allem lamın fethasıyla. Yanlışlık burada.
Emre hazır. Lamun kesesiyle gelir. Allim, ferrih, ferraha, yuferrihu, tefrihun, müferrihun, müferrahun. Emre hazır. Ferrih gelir. Ferrah gelmez ki. Sonuncu harfin bir sağının kesesiyle gelir. Yani fetasıyla gelmez. Ferrah değil. Ferrih olacak. O zaman Ceyhan'dır doğrusu. Binası müşareket, müfaale. Lazım kavramını açıkla. Lazım kavramı bina kitabımızda sanırım ikinci bapta geçiyordu değil mi? Lazım nedir, mütadî nedir, tanım var orada. Oradaki tanımı Arapça, Türkçe ezberletirler medreselerde demiştik. Bunun ezberine bakın demiştik. Tabii gidip kelime kelime ezberlemen benim bir şeyime yaramaz. Benim için önemli olan anlamaktır. Lazım kavramından ne anlamalısın? Lazım, mütadînin zıttıdır. Mütadî ne? Meful alan fiildir. Lazım ne? Meful almayan, mefule ihtiyaç duymayan. Bel vaka fi nefsihi. Değil mi? Tarifte öyle geçiyordu. Ma öyle bir şey ki lem yetecavez. Fiilin faili de mefule bihi. Bel vaka fi nefsihi. Lazım. Açıkladığımı düşünüyorum. Kitapta var. Açıp baktım. İkinci bab. Sülasi mücerred ikinci bab. Hangisi mehmuz bir fiil değildir? Mehmuz kelime olarak hemzelenmiş demek. İsim meful kalıbı zaten. Hangisinde hemze yok diyor yani. B, D, E. Bak var. Nerede var? Lam fiilinde. Mehmuzul lam diyeceksin. Emara. Fa fiilinde var. Mehmuzul fa. Ekele. Mehmuzul fa. Kara'e. Mehmuzul lam. Sale. Seele değil. Sale. Hatta derste Hasan Hoca demişti yani biraz daha ayrıntı işte karışır karışmaz. Orada demiştim. Sale ile bazen karıştırılabiliyor demiştim. Ve soruda da çıktı. Sale. Sale'deki lam ile sin arasındaki harf hemze değildir. Eliftir. Met harfidir. Sale. Hemze değil yani. Ona dikkat edin. Bunun dışında ne var burada? Başka bir şey yok yani. O zaman cevap Edirne. 12. Hangisi ecref fiildir? Ecref nedir? Aynel fiil illette olan. Vehebe. İllet harfi var ama faal fiilinde. Misal fiil denir. Misali vavi. Medde, muzaaf fiil. Se'ele, mehmuzul ayn. Kara'e, mehmuzul lam. Sara, ecvef fiil. Elif var ortada. İllet harfi aynel fiili de. Sara. Seyyera, ya iyi bir ecveftir. Ya yolu nereden bildin? Sözlüğü açıp mastar garibine bakarak karar verebilirsin. 12. İdgam kaç yerde vacip olur? Binanın sonunda idgam vacip, caiz, mümteni olarak 3 kısma ayrıldı. Vacip de kendi içerisinde A ve B maddesi olarak ikiye ayrılabilir. İşte kaç yerde? İki yerde. Onlar nelerdir? Ayrıntısını yaz demedik. Adet sordu. Kaç yerde? Kaç adet içindir? İki. İki yerde vacip olur demen yeterli. Ayrıntısı binanın son kısmında muzaaf fiil işlenirken idgam bahsinde anlatılmıştır. Oradan bakılabilir. 14. Mufassal'ın yazarı kimdir bir defa? Önce onu söyle. Kimdir? Zemahşeri'dir. Binada bahsedilen Mufassal şerhi, Şerhül Mufassal. Onun yazarı kimdir? İbn Hacip. O zaman A şıkkı doğrudur. 15. Hangisi 3 harf eklenen bir mezit fiil kalıbında çekimlenmiştir? Hangisi 3 harf eklenmiş? Fiil zaten 3 harflidir, değil mi? 3'ten aşağı olamaz. 3'te senek dersen 6 harfli olur. O zaman bu soruyu şöyle de okuyabilirsin. Aşağıdakilerden hangisi 6 harflidir? Bak o manaya geliyor bu. 3 harf eklenen diyor. Zaten 3 harfliydi sülasi mücerred, kedebe, fetehan gibi. 3 de sene ekliyorsun 6 harf. Hangisi 6 harf? A şıkkı. Zaten istiğfara. İstiğfar babından istiğfara mazi olur. Ne demek? İstiğfara af istedi. Bağışlanmayı diledi demektir değil mi? Diğerlerine de bakıyorsun mesela istene de. Hocam bu da istiğfar babı olabilir mi? Hemze var, sin var, ta var. İstiğfar babının alameti de buydu. Aha istiğfar babı. Bak alameti var. İyi de geriye nunla dal kalıyor. İki harfli fiil olabilir mi? Olamaz. O zaman bu istiğfar babından değil. Zaten altı harfli de değil. Burada da iste var. Bak 3 harf gelmiş. Elif, sin, ta. İstiğfar babının alameti var. Ama peşinde 2 harf kalıyor. Bu 5 harflidir. Baştaki iste, elif, sin, ta. İstiğfar babının alametine kanarak istiğfar babından olduğunu düşünmemelisin. Çünkü o alametleri burada harf olarak belki görüyorsun. Ama peşinde 2 harf kalmış. Yani 3 harf üzerine eklenmemiş bunlar. O zaman bu istiğfar babından değil. Bu kelime ne diyebilirsin? Dersin ki seheme veya sehime. Seheme, sehime artık aynel fiil ne olduğuna sözlükten bakabilirsin. Yani şal fiili sindir, aynel fiili ha'dır, lamel fiili mimdir. Ne eklenmiş? Hemze ile ta eklenmiş. Yani iftial babından mazidir.
Buna derste azıcık değinmiştik. Fazla değinmemiştik. Belki hatırlayan vardır. Ayrıntısı demişti ki Maksut'ta 30-40 sayfalık PDF hazırladık. Buna dair fiiller sizinle paylaşacağız demiştik. Çünkü arkadaşlar Elif Sintay'ı görünce direkt istifa babı diye böyle atlayabiliyor. Sizden bahsetmiyorum genel olarak. Direkt böyle cevap şudur dememek lazım. Elif Sintay'ı görüyorsun ama belki de senin faal fiili. Onu düşünmek lazım. Evet, sonuç olarak A şıkkı doğrudur. 15. Kırmızı yerler açıkla. Vessariko vessarikatu. İsmi fail, ismi fail. Birisi müzekker, öbürü müennes. Değil mi? Ne gibi? Nasırun, nasıratun gibi. Nasirun, nasiratun. İyi de şimdi hocam bakıyorum burada sinlerde ne var? Şedde var ya. Nasıl isim fail bu? Kelimenin evveline eliflam eklenmiş. Tecvidle alakalı. Şimdi sen Nasır kelimesine evveline de eliflam ekleyebilirsin. Seni kimse tutamaz. Engelleyemez. Şöyle yazmak mümkündür. Caizdir. Peki nasıl okuyacaksın bunu? Şöyle mi? El Nasiru mu diyeceksin? Böyle mi okumalısın? Eliflam başa getirirsek. Yoksa şöyle mi okunur? Evet. Doğru okuyuş budur. Neden? Lam okunmaz çünkü. Tecvidle alakalı. Değil mi? İzhar-ı kameriye, şemsiye. Onlarla alakalı durumlar. Yani ikisi de ismi faildir bir defa. Nasır olsun, katip olsun, fatih olsun fark etmez. İsmi faili bu şekilde Fatihun diye okuyabilirsin. Haklısın. Ama bunun evvelinde eliflem getirirsem ben, değil mi? Elif artı lamı getirirsem o zaman nasıl okursun? El Fatihu. Bu da lam okunur. Okunduğu yer var, okunmadığı yer var yani. El Nasiru denir mi? Denmez. Yanlış. En Nasiru. İzhari şemsiye, izhari kameriye. Oralara bakarsak lamın okunmadığı, atlandığı, lamdan sonra gelen harfin direkt okunduğu durumları görebilirsin. Şöyle bir örnek verelim. Minel cinneti vennâsi değil mi? Şöyle mi okuyorsun? Ve şöyle mi okuyorsun mesela? Vel-nâs. Kur'an'da değil mi? Minel cinneti vel-nâs mı diyorsun? Bu şekilde mi okuyorsun? Lâma sukun veriyor musun okurken? Yoksa vennâsi mi diyorsun? Değil mi? Lâma okumuyorsun. Elif oku, hemze okumuyorsun. Bunları atlıyorsun. Direkt nuna şedde vererek okuyorsun. İşte onun gibi yani. Tabe, TVB, vavi bir ecveftir, mazi fiil. Eslaha, salaha, eslaha. Ekreme gibi ifar babından mazi. Alime, ya'lemu, ta'lemu, lem, ta'lem, cahde mutlak, muzari. Mülk, melike, yemliku, mulkun. Mastar garimi olur, kalıp olarak. Tabi her yerde mastar manası verir, demiyoruz. Kalıp olarak bakarsan budur ama. Azzebe yuazzibu, ferraha yuferrihu, harracı yuharricu, tef'il babından muzarifi. Sara'a yusari'u, katale yukatilu, mukatele, mufaale babından muzarifi oluyor değil mi? Cem-i müzekker gayiptir. Semma'une. Nassarun nassarani nassarune. Fettahun fettahane fettahune. Mübalağalı ismi fail, emsile sorusu bu. Dikkat edin. Değil mi? Emsilede var olan bir şey yani. Mübalağalı ismi failin cemisi. Yuharrifune harrafe yuharrifu. Harrafe yuharrifu tahrif. Yuharrifunel kelime. Tıfil babından muzaridir. Cem-i müzekkere gaiptir. Böylece cevap videosu hazırlanmış oldu. Hayırlı olsun.